İyi akşamlar Sayın Fırat Televizyonu seyircileri. Bu akşam önemli bir toplantı yapmak üzere tekrar karşınızda bulunuyoruz. 2000-2001 yılı Fırat Üniversitesi eğitim öğretime 18 Eylül tarihinde başlamasıyla birlikte kongreler dizisini de başlatmış bulunuyor. Bunların birincisi de bugün 19. Fizik Kongresi olarak karşımıza çıkmıştır. Türk Fizik Derneği'nin ve Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünün ortaklaşa düzenledikleri bu toplantıya birçok bilim adamı değişik illerden, değişik ülkelerden gelerek katılmışlardır. Bugün değerli iki konumla birlikte Fizik Kongresi hakkında ve Fizik Derneği hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. Öncelikle iki konumu size tanıtmak istiyorum. Bunlardan biri Sayın Profesör Doktor Erdal İnönü. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. Diğeri de Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Başkanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Aydoğdu. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sayın seyirciler, Profesör Doktor Erdal İnönü'yü Elazığ halkı siyasi yönüyle tanıyor. Sayın hocamızın asıl mesleğinin fizik olduğunu bilenler de mutlaka vardır. Ben öncelikle müsaadenizle her iki konuğumun özgeçmişlerini sizlere aktarmak istiyorum. Profesör Doktor Erdal İnönü 1926 yılında Ankara'da doğmuştur. Orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1947'de Ankara Fen Fakültesi'nde fizik matematik lisansını tamamlamıştır. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde master ve doktora eğitimi için bulunmuştur. 1952'de Türkiye'ye geri dönmüş ve Ankara Fen Fakültesi'nde asistan olarak göreve başlamıştır. Aynı üniversitede 1955 doçent, 1960'da da profesör unvanlarını almıştır. 1960 ile 75 yılları arasında ODTÜ'de görevler yapmıştır. Üniversitede rektörlüğe kadar uzanan bir akademik idari görevleri söz konusudur. 1975'te Boğaziçi Üniversitesi'ne transfer olmuştur ve dekanlık görevlerinde değişik diğer idari görevleri o dönemlerde yürütmüştür. Sayın hocamız 1963'te TÜBİTAK'ın kuruluşuna da katkı sağlamıştır. TÜBİTAK'ın Marmara Araştırma Merkezi'nde Temel Bilimler Enstitüsü'nün kuruluşunda bizzat bulunmuştur. UNESCO'nun yürütme kurulunda görev almış, 1983'te siyasete ilk olarak girmiştir. 1983-95 yıllarında siyaset hayatını sürdürmüştür. Sayın hocamız 1986-95'te 95 yılına kadar milletvekili olarak görevini sürdürmüştür. Sosyal Demokrasi Partisi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti genel başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 1995'te seçime kendi isteğiyle artık katılmamıştır ve siyasetten ayrılarak diğer yönü olan akademik çalışmalara ve anılarını yazmaya başlamıştır. İki cilt eser bu arada yayınlamasını sağlanmış. Fikirler ve Eylemler kitabını yazmıştır. Bilim tarihi hakkında Mehmet Nadir Bir Eğitim ve Bilim Öncüsü adlı bir kitap yine yazmıştır, kaleme almıştır. Kendisi halen Türkiye Bilimler Akademisi'nde onur üyesi olarak devam etmektedir. Kendisinden daha sonra da Fizik Derneği'nin kuruluşuyla ilgili değerli çalışmalarını alacağız. Hocam müsaade ederseniz bölüm başkanımızın da tabii kısaca özgeçmişini aktarmak istiyorum sayın seyircilerimize. Profesör Doktor Mehmet Aydoğdu 1945 yılında Kayseri'de doğmuştur. Pazar Ören Öğretmen Okulu'nu 1963 yılında da Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'na devam etmiştir. 1964'te ODTÜ hazırlık bölümünü tamamlamış ve 69'da fizik bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl asistan olarak göreve başlamıştır. 1973'te yüksek lisansını ODTÜ'de tamamlamıştır. Çalıştığı alan astrofizik. 73-76 yıllarında hocamızın eğitim bölümünde asistan olarak çalıştığını görüyoruz. 1976'da Fırat Üniversitesi'ne gelerek doğuda hizmete başlamıştır. Yere yakın uzay fiziği konusunda doktorasını tamamlamış ve 1989'da doçent, 1994 yılında profesör olmuştur. Halen Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Sayın hocamız bir yıl içerisinde iki tane önemli sempozyum sığdırmayı da başarmıştır. Bilindiği üzere geçen yıl 11 Ağustos'ta güneş tutulması münasebetiyle Elazığ'da büyük bir etkinlik söz konusu olmuştu. O dönemde de fizik bölümümüzün çok güzel çalışmalarına şahit olmuştuk ve bu Fırat Televizyonu'ndan
siz değerli Fırat televizyonu izleyicilerine canlı yayınlarla bu etkinlikleri de aktarmıştır. Sayın Hocam, isterseniz önce sizinle başlayalım. Bu fizik kongreleri hakkında bilgi verir misiniz? Ve bu kongreyi Elazığ'da yapmanızın gerekçesi nedir? Nasıl bir çalışmayla bu merhaleye geldiniz? Seyircilerinize aktarır mısınız? Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Türk Fizik Derneği ile Fırat Üniversitesi Fizik Bölümünün ortaklaşa düzenlediği 19. Fizik Kongresi bugün başladı. Cuma gününe kadar sürecektir. Bizim amacımız hem değerli bilim adamlarımızı, başta Sayın Hocam Profesör Doktor Erdoğan olmak üzere Elazığ'a getirmek, Fırat Üniversitesi'ni aynı zamanda tanıtmak ve bilim adamlarımıza burada iyi bir çalışma ortamını sağlamak için gayretlerimizi gösterdik ve bu amaçla da buraya talip olduk ve kongreyi burada gerçekleştirdik. Bugün başlayan kongreye aşağı yukarı 300'e yakın bilim adamı katılmakta. 250'nin üzerinde bildiri tartışılmaktadır. Bu bildiriler şu dallarda yapılmakta: atom molekül fiziği, istatistik fizik, uygulamalı fizik, yüksek enerji plazma fiziği, astrofizik, matematiksel fizik, nükleer fizik, yoğun madde fiziği, fizik eğitimi ana bilim dallarında makaleler vardır. Bunlara ilaveten 7 çağrılı konuşma yapılacaktır. Toplam 12 oturum, 47 bölüm olarak bu tartışmaları tamamlayacağız. Bizim demin de söylediğim gibi amacımız değerli Türk fizikçilerini Fırat Üniversitesi çatı altısına toplamak ve onları burada gördüğümüz için de çok mutluyuz. Onlara iyi bir tartışma ortamını sağlamak için de elimizden gelen her türlü gayreti sarf ettik. İnşallah başarılı oluruz diyorum. Evet, Sayın Hocam, her ne kadar ulusal boyutta da görülse, bildiğim kadarıyla yurt dışından da yurt dışından var, özellikle Türkiye Cumhuriyetlerinden katılanlar var. Ama bu hocamın da belirteceği gibi Türk Fizik Derneği'nin düzenlediği bu kongre ulusal bir kongre, ama zaman zaman dışarıdan çağrılı konuşmacılar da çağrılıyor, ama bütçemizin kısıtlı olması bu sene pek ona cesaret edemedik. Belki inşallah gelecekte tekrar Fırat Üniversitesi'nde Türk fizikçilerini görmek nasip olursa belki daha kapsamlı yurt dışından da çağrılı konuşmacılar getirilebilir. Evet, teşekkürler Sayın Hocam değerli açıklamalar için. Sayın Hocam, size dönmek istiyorum. Sizler Elazığ halkı tarafından çok yakinen bilinen bir siyaset kimliğiniz var. Ama biz bugün siyaset kimliğinizden ziyade bilimsel yönünüzü tartışmak istiyoruz ve bunun için de Türk Fizik Derneği'nin kuruluşundan başlamak istiyoruz. Gerçi siz bugünkü açılış konuşmasında Fizik Derneği hakkında detaylı bilgi verdiniz ve biz Fırat Televizyonu olarak bunları banta kaydettik. Önümüzdeki günlerde Elazığ halkına da onun tümünü vereceğiz. Yalnız şu anda hazır televizyonun başındayken bu Fizik Derneği'nin kuruluşu ve genel yapısı hakkında bizlere bilgi verebilirsiniz sayın seyircilerimize. Minnettar kalacağız. Bu arada televizyonları başlarında bizleri izleyen sayın Elazığ halkına da eğer istedikleri takdirde sorular yazdırabilecekler. Zamanımız kısıtlı olmakla birlikte 237-91-40 numaralı telefonu aradıkları takdirde her iki sayın hocamıza soruları yöneltebileceğiz. Evet hocam, Türk Fizik Derneği nasıl kuruldu? Sizin çabalarınızı biliyoruz ama Elazığ halkı da sizi bu yönüyle tanımış olsun. Buyurun efendim. Teşekkür ederim size ve Elazığ halkına bizi ağırladıkları için candan teşekkür ediyorum. Türk Fizik Derneği'nin bu yıl 50. yıl dönümünü kutluyoruz. 1950'de kurulmuştu. O zamanki hocalarımız, başta Fahir Yeniçay İstanbul Üniversitesi'nden, Sadrettin Tunakan, Sait Akpınar, Cahit Arf, Ratip Berker, Kerim Erim, Salih Murat Uzdilek gibi hocalarımız bir araya geldiler ve Türk Fizik Derneği diye bir bilimsel mesleki dernek kurdular. Amacı fizik biliminin Türkiye'de gelişmesine yardımcı olmak, Türkiye'de yayılmasına yardımcı olmak ve uluslararası böyle bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapmaktı. Biliyorsunuz dünyanın gelişmiş her ülkesinde
böyle bilimsel dernekler var. Yıllarca önce 17. yüzyıldan başlayarak akademiler kurulmuştu. Onların geleneğini devam ettiren kuruluşlar bu bilimsel dernekler. İlk etkinlikleri de İstanbul'da o zaman fizikte ve temel bilimlerde araştırma yapılan tek kuruluş olan İstanbul Üniversitesi'nde, Fen Fakültesi'nde her ayın son cuma günü bir araştırmayı dinlemek üzere toplanmaktı. Orada bir genç araştırıcı fizik konusunda veya yakın bir konuda yaptığı araştırmayı anlatırdı. Dinleyenler sorular sorarlar. Sonra bir çay içilirdi. Hepsi bir saatlik bir toplantıydı. Ama önemliydi. O yıllarda yeni doktorasını tamamlayan, dolayısıyla bir özgün araştırma yapan her fizikçi orada bir konuşma yapardı. Ben de o zaman Amerika'dan dönmüş çiçeği burnunda bir fizikçi olarak orada doktora çalışmamı anlatmıştım. Benim gibi arkadaşlarım da bunu yaptılar. Ve bu 25 yıl kadar böyle devam etti. 1975'e kadar aynı şekilde devam etti. Sonra 1975'te genel kurulda bir yönetim değişikliği oldu. Ben yönetime girdim, arkadaşlarım girdiler. Ve biz o zaman daha gelişmiş olduğunu görerek Türkiye'de fizik biliminin, Türkiye'ye yaydık bu çalışmaları. Fizik kongrelerini başlattık. İşte bugün toplanan kongre 19. kongre. Biz o zaman 1976'da ilk fizik kongresini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapmıştık. Ondan sonra 2 yılda bir kongre toplanırdı. 1981'de İstanbul'da Avrupa Fizik Derneği'nin 5. genel kongresini topladık. O da önemli bir olaydı çünkü bütün Batı Avrupa'dan tanınmış fizikçiler veya tanınmamış daha genç fizikçiler, 500'e yakın fizikçi geldi ve orada güzel konuşmalar yapıldı. Bizden de 2 fizikçi orada çağrılı konuşmalar yapmışlardı. O bizi dünyaya iyi tanıtmıştı. Sonra devam ettik kongrelere ve her yıl kongre yapılmaya başlandı. İşte bu yıl 19. kongre. Ve her kongrede Türkiye'nin yeni açılan üniversiteleri, eski üniversiteleri, orada araştırma yapan fizikçi arkadaşlarımız gelip çalışmalarını anlatıyorlar. Yani 1950'lerde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin bir odasında bir saat anlatılan, bir saatte yapılan bir toplantı şimdi burada böyle bir hafta süren ve işte 300'e yakın fizikçinin katıldığı, araştırmalarını anlattığı bir toplantı haline geldi. Hocam, bu dernek bir de vakıf var değil mi? Fizik? Evet, ayrıca bir de vakıf kurduk Türk Fizik Derneği'nin bir ürünü olarak. Biliyorsunuz vakıfların başka özellikleri var. Özellikle dışarıya hizmet yapmakta dernekten daha kolay davranabiliyorlar. Burslar verebiliyorlar. İşte bir takım kitaplar basıyorlar. Bu maksatla yaymak için çalışmaları bir de vakıf kurduk. Ve Türk Fizik Vakfı özellikle orta ve yüksek öğretimdeki fizik öğretilmesine ağırlık verdi. Rahmetli Rauf Nasuoğlu, tanınmış bir fizikçi ve özellikle fizik eğitiminde çok hizmeti geçmiş bir arkadaşımızdır. Onun öncülüğüyle Fizik Vakfı, Türkiye Fizik Vakfı fizik öğretimine, fen öğretimine çok ağırlık veriyor. Her yıl onlar da kongreler yapıyorlar ama öğretim üzerine duruyorlar. Onlar da bir dergi yayınlıyor. Biz de bir dergi yayınlamıştık Fizik Derneği olarak. Çağdaş Fizik adında bir dergiydi ve güzel yazılar çıkmıştı. Bugün onları karıştırırken çok güzel yazılar gördüm. Arkadaşlara da biraz anlattım. Resimlerini de gösterdim. Onu hocam, onu ileriki günlerde Elazığ halkına tekrar seyrettireceğiz. Evet. O program tümünü de. Evet. O Çağdaş Fizik Dergisi hakikaten büyük çabalarla ortaya çıkmış. Ve son olarak buradaki kongreyi ev sahipliği yapan Fırat Üniversitesi'nin bütün öğretim üyelerine, rektörden başlayarak ve tabii fizik bölümü başkanına, arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum. Burada 300 kadar fizikçiyi ağırlıyorlar. Onların konuşmalarını yapmaları için rahat mekanlar hazırlıyorlar. İletişim Fakültesi belki yardımcı oluyor, bilmiyorum. Ama herkes burada olmaktan çok memnun. Çok değerli bir toplantı oluyor. Evet. Teşekkür ederim Sayın Hocam bu açıklamalar için. Sayın Aydoğdu, siz asistanlık yıllarında çok eskiden beri Elazığ'a gelmiş bir kimliğiniz var. Ve o dönemdeki Elazığ'ın ve Fen Edebiyat Fakültesi'nin durumuyla şu anda ulaşmış olduğu nokta hakkında seyircilerimize kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Çünkü bugün ben izlediğim kadarıyla
Bazı hocalarımız buradaki gelişmeyi oldukça olumlu buldular ve bu gelişmeyi çok olumlu bulduklarını yine televizyonumuz karşısında açıkladılar. Bunları da yayınlayacağız. Siz bir öz eleştiri yapabilir misiniz? Neyi yapamadınız bugüne kadar? Diğer üniversitelerle mukayese ederseniz fizik bölümü olarak ne durumdasınız? Kendi kendinize bir eleştiri yapar mısınız lütfen? Şu anda söylemek istediğim 300 yan şeyleriyle de 400'e yakın bir kişiyle uğraşıyorsunuz. Bu büyük bir organizasyonu gerektiriyor. Ağırlamak, yatırmak, bu işleri yapmak için. Bunu yapabilmeniz için üniversitenin de belli bir aşamaya gelmesi gerekiyordu. Evet, ben 25 sene oldu ama bugün belki 15 sene önce buna talip olsaydık, Türk Fizik Derneği'nin kongresini Elazığ'a almak isteseydik, belki bazı zorluklarımız çıkacaktı, yapamayacaktık da. Çünkü biz 25 elemanımız var, 25 elemanla aşağı yukarı bir senedir çalışıyoruz. Buna en kolaylık olarak internet epey işimize yaradı. Çünkü haberleşmek çok daha kolay hale geldi. Belli aşamaya geldik ve bu aşamaya geldikten sonra bizim düşüncemiz artık bilim adamlarımızı buraya çağırmak, hem fizikteki son gelişmeleri tartışmak, bu birinci amaç. Genç araştırmacılara heveslendirmek, bu ikinci amacımız. Ama bir üçüncü amacımız da artık Fırat Üniversitesi'ni ve fizik bölümünün de diğer üniversitelerdeki bölümler gibi böyle bir kongreyi üstlenebileceğini, kaldırabileceğini ve eksiksiz yapabileceğini göstermek olacak. Ve sanırım bunda tabii hocalarım nasıl değerlendirecekler ama başarılı olmak üzereyiz. Bazı eksiklerimiz oluyor ama onlar sanırım büyük bir kalabalığın olduğu her yerde bir takım sıkıntılar olacağını tahmin ediyorum. Yani özetle bu bir çocuğun doğumuna benzer. Yani evet, böyle büyük organizasyonlar ancak belli bir aşamadan sonra yani hocam zaten orada yapılabileceğini diyorsunuz ki biz buna yapabildiğimize göre herhalde büyüdük, öyle iddia etmeye çalışıyorum. Evet. Doğru. Belli bir aşamaya gelmeden bu işleri yapabileceğimizi sanmıyorum. O nedenle de zamanında talip olmadık. Hazır olduğumuzu anladık ve Türk Fizik Derneği'ne müracaat ettik. Sağ olsunlar, onlar da kabul ettiler. Ve bu kongre burada gerçekleşti. Bugün bizim Fen Edebiyat Fakültesi'nin hemen hemen her bölümü kendi dalında böyle bir kongreyi düzenleyecek düzeye geldiğine ben inanıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Sayın hocam, 1995'te kendi isteğinizle siyasete son verdiniz. Ondan sonra özel bir yaşamınız söz konusu oldu. Sayın Profesör Doktor Erdal İnönü olarak özel yaşantınız hakkında Elazığ seyircisine bilgi vermek ister misiniz? Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor şu anda? Önce şunu söyleyeyim. Profesör Doktor olarak yaşamıyorum. Sade vatandaş olarak yaşıyorum. Erdal İnönü olarak yaşıyorum. Ve çok memnunum halimden. Eşimle beraber evimizde oturuyoruz. Ben kitap yazıyorum. Bu insanın bütün zamanını alan bir uğraş. Ben yeni başladım bu işe. Eski gazeteleri karıştırmam gerekiyor. Kitaplara bakmam gerekiyor. Benimle beraber siyasette bulunmuş arkadaşlarıma sormam gerekiyor. Bir araştırma gerektiriyor. Ondan sonra yazmak benim bütün vaktimi hemen hemen alıyor. İşte siz de söylediniz, iki cilt anılarımı yayınladım. Yakında üçüncü cilt çıkacak, belki bir ay sonra. Biraz reklamını yapayım. Benim vaktim bunlarla geçiyor. Sonra arada bilmediğim bir nedenle beni konuşma yapmaya çağırıyorlar. Ben hep söylüyorum, takılıyorum. Siyasetteyken iyi konuşmadığımı hep söylerdi gazeteler. Ne söylediği anlaşılmıyor. Ne biçim lider diye takılırlardı gazeteciler. Halbuki siyasetten ayrıldıktan sonra beni konuşma yapmaya çağırıyorlar. Ne konusunda konuşayım diyorum. Ne istersen söyle diyorlar. Evet. Ve çok çeşitli örgütler çağırıyor. Üniversiteler kuşkusuz çağırıyor ama ondan başka kulüpler, işte dernekler çağırıyorlar ve bir konuşma istiyorlar. Oraya da
Vakit buldukça aşağı yukarı 15 günde bir gidip bir konuşma yapıyorum. Çeşitli konularda. Tabii anılarımı anlatıyorum. Üniversite anıları, siyaset anıları. Müsaadenizle sizde iz bırakan önemli bir anınızı Elazığ seyircisine aktarmak ister misiniz? Gerçi bunu mutlaka kitaplarınızda da bahsetmiştiniz. Kitaplarda var. Dolayısıyla hemen böyle bir anı anlat deyince insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Konuyu söyleseniz daha iyi olabilir ama... Mesela Sayın Süleyman Demirel'le bir anınız. Evet, o kitaplarımda yazılı, kitabımda anılarım bir yerinde yazılı. Sayın Demirel'le beraber koalisyonda bulunduk. O başbakandı, ben başbakan yardımcısıydım. O zaman çalışma şeklini yakından gördüm ve takdir ettim. Çok dikkatli, iyi koordinasyon sağlayan, herkesin ne yaptığını iyi bilen bir yönetici olarak çalıştığını gördüm. Bazı anılarım da var beraber olduğumuz zamana ait. Ama şimdi kitapta var, oraya şimdi girmeyeyim. Başka anılar da kuşkusuz var. Babamla ilgili anılarımı da yazdım. Sonra başka bir şey oldu. Ben anılarımı yazmaya başlayınca bu kitaplarda babamı tanıyan pek çok kimse, biliyorsunuz çok insan var, beni gördüklerinde hemen bana babamla ilgili bir anılarını anlatıyorlar. Onların bazılarını biliyorum ama bilmediklerimi de kitabıma yazıyorum. Onun için kitaplarımda herhalde babamla ilgili pek çok anı var. Bir kısmını ben yaşadım, bir kısmını ise duydum babamın arkadaşlarından. Onlar da bence değerini arttırıyor bu kitapların. Onun dışında başımdan geçen şeyleri anlatıyorum. Çeşitli zamanlarda. Evet, tam bir tarihsiniz hocam. Bir dönem, döneme adını, isminizi yazdırdınız. Onun için de anlarız evet, mutlaka çoktu. Anılarımda tarih sırasını bazen takip ediyorum, bazen etmiyorum. Çünkü insan geçmişe bakarken bütün geçmişteki olayları aynı anda hatırlayabiliyor. Öyle olunca da onlar arasında ilişkiler kuruyorsunuz ve birinden öbürüne atlıyorsunuz. Öyle yazmak daha da eğlenceli oluyor sanırım. Okuyanlar için de belki daha sıkıntılı oluyor. Sıkılmadan okuyabiliyorlar. Evet. Bazen, her zaman değil tabii. Aklıma gelirse bir anı anlatırım. Şimdi birdenbire aklıma gelmiyor insanın. Evet. Ama kitaplarımda var. Aynen. Pek çok anı. Evet. Sayın Aydoğdu, artık yavaş yavaş programı kapatmaya doğru ilerlerken özellikle Elazığ seyircisine iletmek istediğiniz mesajlarınız varsa onları alalım. Ben şeyi tekrar etmek istiyorum tekrar. Başta Sayın Hocam, Profesör Doktor Erdal'in olmak üzere Türk fizikçilerini Fırat Üniversitesi çatısı altında görmekten çok mutluyuz. Onlarla tartışmalarımız çok seviyeli geçmekte, çok iyi bir bilgi alışverişimiz olmaktadır. Elazığ halkı misafirperver bir halktır. Kuşkusuz misafirlerimiz de giderken iyi niyetle, iyi dileklerle ayrılacaklardır. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, siz son olarak Elazığ halkına iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Elazığ'a gelmekten her zaman mutlu oluyorum. Daha önce çok kez geldim. Siyasete girmeden önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeyken gelmiştim. Hatta o zaman Fırat Üniversitesi değildi adı ama burada bir akademi vardı. Ve o zaman Keban Barajı yapılıyordu. O yapılmadan evvel kazılar yapılıyordu. Sular gelmeden evvel eski eserler kurtulsun diye. O zaman gelmiştim. Daha sonra siyasete girmeden itibaren sık sık geldim. Tabii her seçimden evvel geldim. Evet. Ayrıca belediyeleri gezdiğim zaman geldim. Belki en çok şey o zaman gördüm. 1984 yılında o zaman ilk yerel seçimlerden sonra SODEP partisindeydim. Ben onun genel başkanıydım. Ve seçime SODEP olarak girmiştik. Ve pek çok yerde de belediye başkanlığını kazanmıştık. Elazığ'da örneğin Sivrice'de ve Maden'de kazanmıştık. Ve ben bir gezi yaptım o zaman. Türkiye'de SODEP'li adayların kazandığı belediyelerin hepsine gittim. Aşağı yukarı 6 ay sürdü. Ama o zaman Elazığ'a geldim ve her tarafı dolaştık. Tabii Sivrice'ye ve Maden'e giderken Elazığ'da kaldık. Başka ilçelere uğradık. Ve çok zevkli
öğretici bir gezi olmuştu. Elazığ'da her zaman büyük misafirperverlik gördüm. Teşekkür ediyoruz. Her zaman oy aldığımızı söyleyemem ama her geldiğimizde bize sevgi gösterdiler. Tabii kazandığımız yerler de oldu, biraz evvel söyledim. Evet. Çoğunda kazanmadık ama zarar yok. Her zaman bize çok iyi davrandılar. Gezerken hep gülerek, sevgiyle bizi selamladılar. Onun için Elazığ'la ilgili çok güzel anılarım var. Bu anılara da dayanarak Elazığlı vatandaşlarıma tekrar sevgilerimi, saygılarımı, en iyi dileklerimi söylememe yardımcı olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı, sevgilerimi söylüyorum. Evet, asıl ben sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadınız. Buraya gelerek Elazığ halkına açıklamalarda bulundunuz. Ve 300 bilim adamının Elazığ'da olması da üniversitemiz adına önemli bir olay. Sayın hocamızın da belirttiği gibi. Televizyonları başında bizi izleyen Sayın Elazığ halkına da bizleri sabırla dinledikleri için teşekkür ederek programı kapatıyorum. İyi günler diliyorum, iyi akşamlar.